kaldığı sürece burada yaptığının bir anlamı yok. Bu yapabilecek rahatlıkla girip çıkabilecek. Takriben bir seneden beri DC ile ortak yürüttüğümüz dere ıslah çalışmalarıyla bugün tekrardan bir kontrol amaçlı gittik. Bilindiği üzere biz daha önceden Paşakuyu Deresi'ni yukarıdan aşağı biretlere alarak orada da bir kısım işimiz kalmıştı. Onların tasarlanması. Yine Çamlıbel mahallesindeki Dalyan'dan yukarıya doğru olan dereyi ıslah altında almak, yukarılarda belirli yerlerde tersip bentleri yaparak açtı zamanlarda gelebilecek husubatları oralarda tutup yine bir o kanalların içerisinden suyun denize akmasını sağlamak için oradaki çalışmaya baktık. Yine Gülbağır'da, Portakalık Mahallesi'nde ve daha yine İslampaşa'ya doğru noktalardaki çalışmaları ve bundan sonra yapılacakları yerinde bir gördük. Bunlar bizim için önemli çünkü Çiftekavak'tan taşitler arasındaki bütün irili ufaklı ırmakları biz arkaya doğru ne kadar genişletirsek, güzergahlarındaki eski konulmuş 1000'lik 500'lük düzleri kaldırıp da ne kadar büyütebilirsek ve eğer yamaç ciddi anlamda bir husubat getiriyorsa onları ne kadar kontrol altına alabilirsek inşallah bundan sonraki özellikle Temmuz-Ağustos periyodunda bazen Ekim-Kasım periyodundaki aşırı yağışlarla beraber şehrin içerisinde verebilecek zararları en azından indirmek için çok güzel çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunlar Rize için görülmeyen ama çok önemli çalışmalar. Şehrin birçok mahallesinde geçmişte olan su baskınlarını engelleme adına yapılan çalışmalar olduğu için değerli buluyoruz onu. Ayrıca mahallelerimizdeki yol genişletme çalışmalarıyla ilgili de bugün Balsu'da kısmi bir inceleme yaptık. Yine Kale'de ve Halatçılar, Kavaklı'da devam eden yolda kısmi incelemeler oldu. İnşallah bundan sonra da bu çalışmaları hem vatandaşımızı bilgilendirmek hem biz de sahada bunları görmek için devam edeceğiz. Yine çok önemli olan Isırlık yolunu, yani karayollarıyla yürüttüğümüz Isırlık yolunun mevkisinde bulunarak sağ olsun bölge müdürümüz, şube müdürümüz de oradaydılar. Biz de arkadaşlarımızla gidip o düzergahın çok hızlı bir şekilde yapılıp inşallah zamanında yetiştirilip şu Isırlık Tabiat Parkı'na bir şekilde vatandaşımızı kısa yerden ulaştırmak, konforlu ulaştırmak için yaptığımız çalışmalar.